İnsan haklarıyla işçi haklarının bir ilgisi olmadığını beyan ediyor. Avrupa İşleri Bakanı Antonyş'e birlik içinde Kopenhag kriterlerinin ne kadar uygulanabildiğini soruyorum. Bakın o ne diyor? Kopenhag kriterlerinin hiçbirinin Avrupa Birliği ülkelerinde layığıyla uygulandığını görmedim. Mesela Bulgaristan, Romanya, Fransa. Fransa biliyorsunuz Ermeni meselesini konuşmaya yasaklar getiriyor. Bu insanlar ne yapmamız gerektiği konusunda bize nasıl ders vermeye kalkışabiliyor? Bence haksızlık etmemelisiniz. Tabii ki size her şeyin her zaman %100 işlediğini söyleyemem. Ama kimse Avrupa'da genel olarak özgürlüklerin, insan haklarının, hukukun varlığını yadsıyamaz. Sizin bu söyledikleriniz bizim demokrasi deneyimimize haksızlık olur. Tabii ki aksaklıklar olabilir. Ama genel olarak özgür ve demokratik, hukukun hakim olduğu bir düzene sahibiz ve bunun korunması için de mücadele ediyoruz. Bu değerler bizim için son derece önemli. Demokrasi geleneği derken 1970'lere kadar faşist dikta altında yaşamış Portekiz ve İspanya'dan ve çoğu krallıkla yönetilen bir Avrupa'dan söz ediyorduk. Ben Lobo Antonyş'e demokrasiyi her şeyin üzerinde tutan Avrupa Birliği ülkelerinden örnekler veriyordum. İşte size bir örnek, Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ve Batı Trakya sorunu. Yunanistan konu Batı Trakya olunca insan haklarını pek hatırlamıyor. Oradaki Türk azınlığın dil ve din hakkını gasp ediyor. Bu gibi durumlarda Avrupa Birliği herhangi bir yaptırım uygulayabiliyor mu? Mutlaka böyle olağan dışı durumlarda üye ülkeleri bağlayıcı maddeler vardır. Ama ben var olmayan durumlar üzerine konuşmak istemiyorum. Spekülasyonlar ve olası senaryolar üzerinden konuşmaktan hoşlanmam. Batı Trakya probleminden haberiniz var değil mi? Bu bir spekülasyon değil. Orada yaşayan Türkler Türk olduklarını bile söyleyemiyorlar. Orada bir azınlık sorunu var. Ya da Fransa'yı ele alalım. Korsika ve Bretonlar çok kötü durumdalar. Ve Fransa azınlık tanımını bile kabul etmiyor. Eğer bu tür durumlar varsa kesinlikle düzeltilmeleri gerekiyor. Ben bu konularda bilgi sahibi değilim. Ama bu meselelerin ciddi boyutlarda olmadığını varsayıyorum. Son olarak Başbakan Sokrates'le Türkiye ve Avrupa Birliği yolunu konuşuyoruz. The key word... Avrupa ve Türkiye arasındaki anahtar sadakattir. Birlik üyeliği için bir takım koşullar vardır. Bunları Türkiye de imzaladı, Avrupa Birliği de imzaladı. İki taraf da kriterleri yerine getirmeli ve anlaşmayı başarıya taşımalıdır. Siz bunu isteyen az sayıda Avrupalı liderden birisiniz. Hayır, ben tek değilim. Tabii ki şartların yerine getirilmesi lazım. Bu çok önemli. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen tüm ülkelere bu şartlar sunuldu. Türkiye'ye özel şartlar yaratmadık. Türkiye'nin yerine getirmesi istenilen şartların aynısı Doğu ülkelerinden de istendi. Efendim, Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerden istediği kriterlerle Türkiye'ye uygulananlar arasında bazı farklar da var. Biliyorsunuz kimseye Kıbrıs gibi bir konu dayatılmadı. Yani Türkiye'den farklı şeyler de istenildi. Ve bu yüzden Türkiye Avrupa Birliği ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Lafın sonunda genç başbakan bana kötümser olmamamı öğütleyecekti. Efendim, iki hafta sonra yine Avrupa'da buluşmak dileğiyle iyi geceler.